JavaScript'te bahsedeceğimiz bir diğer konu fonksiyonların iç içe kullanımı. Bir diğer derste return ifadesiyle fonksiyonu returnleyip çağırmıştık. Bunda ise sadece iç içe kullanacağız. Bir fonksiyon içerisinde bir fonksiyon direkt olarak olacak. Ve bunu yaparken de ben öncelikle yeni kullanacağım editör olan Visual Studio Code'u size tanıtayım. Aşağı linkini bırakacağım, artık bunun üzerinden yazmaya başlayacağım. Biraz da bu değişiklik olur. Hem de hep aynı şeyde yazmak istemediğim gibi, her şeyi değiştirmek istediğim gibi bunu da değiştirmiş oldum. Her neyse, zaten mantık aynı. Editör olarak güzel bir editör. Çok kullanılan bir editör. Çok rahat bir editör. Şimdi bu konuda geldiğimizde hemen bir yapıyı gösterelim. Fonksiyon name 1 diyorum bu şekilde. İsmine name 1 verdim ve bir tane oluşturdum. Sonra fonksiyon name 2 diyorum. Bu sefer de name 2 adına bir isim olsun. Ve gördüğünüz gibi iki tane fonksiyonu iç içe kullandım. Şimdi ben bu fonksiyonu çağırmak için ne yapıyordum? Şu şekilde name 1. Name 1 diyordum ve bunu çağırıyordum. Şimdi bunların da parametresi olsun. Mesela bu bir x parametresi, bu da bir y parametresi alsın. Hatta biz bir fonksiyon daha iç içe kullanalım. Fonksiyon name 3 olsun bu da. Şu şekilde ve bunu da bu şekilde açtım. Şimdi burada ben x değerini 10 diyorum. Şimdi fonksiyonlar iç içe kullanma nasıl olur? Bir fonksiyon içerisinde fonksiyona ulaşmak için değer nasıl taşınır? Name 1'e ben 10 verdim. Şimdi ne oldu? Name 1 fonksiyonu çalıştı. Bu fonksiyon. Güzel. X değeri kaç oldu? 10. Sonra aşağı iniyorum. Herhangi çalıştıracak bir şey yok. Çünkü fonksiyonlar çalıştırılmamış. Yani diğer fonksiyonlara erişim yok bende şu an. X fonksiyonu erişim var. Name 1'e. Başka name 2 fonksiyon erişim var mı? Yok. O zaman name 1 fonksiyonu erişildiği zaman name 1 fonksiyonu içerisinde sadece fonksiyonun kendisi değil, bir de onu çağıracak parametre olması lazım. Yani bu değer, gördüğünüz gibi name 1 fonksiyonu burada başlayıp burada bitiyor. Ben name 1 fonksiyonu içerisine, tam içerisine, diğer fonksiyonların içine almadan, eğer name 2 fonksiyonunu çağırırsam bu sefer ne olacaktır? Name 2 fonksiyonu içerisinde parametresi de kaç olsun? X. Güzel. Şimdi ne oldu? Name 1 fonksiyonu çağırdım. X yerine 10 yazdım. Sonra çalıştırdım fonksiyonu. Burada name 2 fonksiyonu çağırmış. Name 2 fonksiyonu neymiş? Burada. Parametresi neymiş? Y. Ben ne yazmışım? X. Yani y artık x'miş. X neydi? 10'du. Yani y artık 10. İşte bu şekilde name 2 fonksiyonu içerisine dahil olmuş oldum. Peki ya şimdi name 3'e nasıl gireceğiz? O da aynı şekilde. Name 2 fonksiyonu içerisinde name 3 fonksiyonu çağıran bir yapı kullanmam lazım gene. O yüzden fonksiyon name şu fonksiyon isminin dışında ama name 2'nin içerisinde bu sefer de name 3'ü bu sefer de y değişkenini alacak. Bu şekilde. Şunu da hatta parametre z olsun. X, y, z parametreler olsun. Şimdi ne oldu? Name 2 içerisinde de çalıştı. Name 1 çalıştı. Name 2 çalıştı. Çalışıyor. Name 3'ü çağırmış. Ne almış? Artık Z yerine Y alması gerekiyormuş. Y neydi? X'ti. X'e kaç vermiştim? 10. İşte bu şekilde bir yapıyla fonksiyonların iç içe kullanmamız mümkün oluyor. Şimdi ben burada o zaman göstereyim. Artık Document Write diyeceğiz. Document Write ekranına yazdıracağız. Z'yi yazdıracağız. Çünkü son parametremiz, son değerimiz Z olduğu için. Güzel. Şimdi ekrana baktığımızda 10 değerini görecektir. Neden? Bakın bu en içteki fonksiyonun değerini yazdırdık. Ya şimdi bunu bu şekilde ulaşmak var. Peki ya buna biz de şöyle ulaşsaydık. Böyle neyim şunları silelim. Şunları silelim. Evet. Şu şekilde sildim. Şimdi 3 tane fonksiyon iç içe kullanılmış bir yapı görüyorum. Güzel. Ben bu sefer de x, y, z'ye farklı farklı şeyler koyacağım. Onun yapısı nasıl olacak? Şu şekilde olur. Name 1 içerisine ne yazalım? 5. Sonra şu ifadeyi kullandım. Kaç olsun? 8. Bakın. Bir de şu ifadeyi kullandım. Kaç olsun? 11. Bu demektir. Name içerisindeki birinci fonksiyon içerisinde 5, name 1 içerisindeki ikinci fonksiyon içerisinde 8, name 1 içerisindeki üçüncü fonksiyon içerisinde de 11 yaz. Güzel. Yazsın.
Ve burada toplasın. Neyim 3 en son ya, enişteki ya, en son çalışacak ya, burada toplasın. Hadi yapalım. Document write. Ne yapacağız? X, Y, Z'yi toplayacağız. Çünkü artık onların değerleri o. X artı Y artı Z olması lazım. Çünkü X yerine ben burada 5 koydum. 2 Y yönüne Z, Y yönüne 8, Z yerine 11 koydum. Bakalım bir şey çalışmadı. Neden? Çünkü gene aynı mantık. Bu sefer de şu data yaptık. Neyim bir fonksiyonunu çalıştırdığı zaman burası çalışır ve neyim x yerine 5 koyar. Doğru ama çalışıyorsun ama bundan sonra neyim 2'yi çağrıştıran bir şey yok ki. Yani neyim 2 fonksiyonu var ama neyim 1 içerisinde neyim 2'yi çağırmamışsın, göndermemişsin. İşte burada da neyim 2 demeyeceğiz artık şu şekilde. Bu neyim 2 demeyeceğiz çünkü neyim 2'nin değil, zaten ben burada y'yi değerini vermişim. Bu yapıda kullanmışım. Diyeceğim ki return neyim 2. Yani sen bu fonksiyon içerisinde bir neyim 2'yi çağır. Neyim 1 içerisinde neyim 2'yi çağır, ona verecek değerim var. Anladınız mı? Bu öyle geliyor. Sonrasında ise aynı mantık, z'ye ulaşmak için de neyim 2 fonksiyonun içerisinde return kullanıyoruz. Diyoruz ki sen bir neyim 3 içerisindeki neyim 3 fonksiyonunu çağır, ona verecek bir değerim var, 11. Bu şekilde z değerimiz de artık 11 oldu. Şimdi bunu şu noktaya koyduğumuz zaman ne olacaktır? X, Y, Z fonksiyonları sırayla aldı. Toplamın ekran yazılmasını bekleyeceğim. Kaç? 24. Toplayalım. 5 artı 13, 13 artı 11, 24. Doğru. Sıkıntı yok. İşte JavaScript'te fonksiyonları iç içe kullanmada böyle değer verdiğimizde return ifadesini kullanıyoruz. Bunları değer vermeyip de iç içe gönderdiğimizde ve na fonksiyonu çalıştırırız diyebiliriz. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer de iki örnek olsun. Şöyle silelim hepsini. Bu sefer de şu şekilde bir fonksiyon oluşturalım. İsmi isim 1 olsun. İsim 1. Sonra bunun içerisinde bir fonksiyon da oluşturalım. İsim 2 olsun. İsmi de. Şimdi bunun alacağı değerler x1, y1 olsun. x1, x2 olsun diyeyim hatta. Bunun alacağı değerler hani birkaç farklı değer alabiliyordu ya, o yüzden onu da örneğini verelim. x2, y2, y1 olsun bu da şu şekilde. Buna ulaşalım. Ve sonra da buna ulaşmanın yapısını kullanalım. Ne yapacağız? Yine aynı mantıkta. Hiçbir şey değişmiyor. Bu sefer ben isim 1'i yazacağım. Sonra diyeceğim ki 10 ve 8, kapatacağım. Şimdi de diyeceğim ki 9 ve 80 diyeyim. Tamam. Şimdi ne oldu? İsim 1'deki fonksiyonlara x1 yerine 10, x2 yerine 8 yazdı. Şimdi bunlar da şu demekti. X'in bir altındaki ikinci fonksiyonun içerisindeki değerler bunu yazsın. Ama onu çağırmadık. Ne yapacağız? Hemen şurada return isim 2 fonksiyonu bir çağır, ona verecek değerlerim var diyorum. O da y1'e 9, y2'ye 80 veriyor. Şimdi de burada document write diyerek şu şekilde hepsini tek tek yazdıracağım. x1 artı bir de aşağı tag olsun şöyle. Bu tabii şunu şöyle yapmamız lazım. Şu şekilde kullandım. Sonra bundan birkaç tane oluşturuyorum. Şu şekilde alalım. Güzel. X1 yazsın, X2 yazsın. Sonra da Y1 yazsın, Y2 yazsın. Bakalım ekrana neler çıkacak. X1 değerimize 10, x2'ye 8, sonra x y1 değerimizi 9 ve 80'i yazdırdı. Yani ulaşmış oldu. Evet, JavaScript'te bahsedeceğim fonksiyonların iç içe kullanma yapısının birinci bölümü bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.